Herkesin merak ettiği bir konu. YouTuberlar %38 vergi verecek mi? Ya da vergi veriyorlar mı? Kimler vergi veriyor ve ne kadar vergi veriyor? Dijital dünyada çok büyük paralar var mı? Hepsi ve daha fazlası bu videoda hep beraber izleyelim. Şimdi dijital dünyayı takip ediyorsanız zaman zaman böyle YouTuberlar vergi verecek, YouTuberlar maliye, YouTuberların peşinde, şöyle oldu, böyle oldu gibi haberlerde duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz aylarda bu tarz haberler işte kamuoyunda çok yayınlandı. Hatta YouTube'da bile işte YouTuberlara %38 vergi geliyor gibi haberler de çıktı, videolarda yayınlandı arkadaşlar. Peki bu konular ne kadar doğru, ne kadar değil ya da YouTuberlar ne kadar vergi veriyor, ne kadar vermeli gibi sorular kafanıza takılıdır diye tahmin ediyorum. Ben de bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Para kazanıyorsanız dünyanın her yerinde vergi verirsiniz. Bu Türkiye'de de böyle, Amerika'ya gitseniz de böyle, ne bileyim Avrupa'ya gitseniz de böyle, Afrika'ya gitseniz de böyle, başka bir ülkeye, başka bir kıtaya gitseniz de böyle arkadaşlar. Bu %38 vergi meselesine gelecek olsak arkadaşlar, Türkiye'de bir şeyden para kazanıyorsanız, yani bir iş yapıp onun karşılığında bir para alıyorsanız, zaten %38 oranında vergi ödüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Şöyle. Şimdi basit bir hesapla başlayalım. Bir kere Türkiye'de para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bunun vergisini vermek zorundasınız. Ha, ben vergi vermem, kaçırırım falan filan derseniz bu başka bir konu. O maliyenin ilgilenmesi gereken ve bir tarafı da aslında suça da giren bir konu. O yüzden o tarafı ben ilgilendirmiyorum ama ben vergi vermek istiyorum ya da vergi vereceğim dediğiniz zaman geçeceğiniz yollardan biraz bahsetmek istiyorum ve bunun YouTuber'lıkla falan da alakası yok, onu söyleyeyim. Hani YouTuber'lara vergi geldi %38 falan, %38 herkese var arkadaşlar. Bugün siz 10 bin lira para kazandınız, herhangi bir işten fark etmez. 10 bin liranın bir kere KDV'sini vermek zorundasınız, fatura keseceğinizi varsayarak konuşuyorum veya bir yerden fatura bulacaksınız bunun karşılığında, fatura kesmeniz gerekecek birilerine. 10 bin liranın %18'i ise 1800 TL yapıyor arkadaşlar. Yani siz 11.800 TL'lik bir fatura kesip karşı taraftan o parayı alacaksınız. Onun 10.000 lira sizin olacak. 1800 TL'sini ise KDV olarak devlete ödemeniz gerekiyor. Bir de işin %20'lik bir gelir vergisi tarafı var. Yani devlet sana diyor ki kardeşim sen burada 10.000 lira kazandın ya, ben bu 2.000 lirasını da bana vereceksin diyor. Ama şimdi bu tarz böyle vergi tantanası yapanların, vergi çığırtkanlığı yapanların ya da işte çok vergi veriyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz diyenlerin anlatmadığı bir şey anlatacağım size ben. Bu videoda onu söyleyeceğim. Ha, ben vergi uzmanı değilim. Öyle bir iddiam yok. Kendi yaşadığım tecrübelerden, etrafımdaki gördüğüm tecrübelerden dayanarak size anlatıyorum bunları. Şimdi %18 KDV veriyorsunuz. Evet, ama bu KDV'yi düşürmenin yolları var. Örneğin o ay bir ürün aldınız. O ürünün fiyatını KDV'den düşebiliyorsunuz. Ben de bu kadar KDV ödedim diyerek, ki birçoğumuz da alıyor zaten bu tarz şeyler. Burada üründen kastettiğim yaptığınız işe göre değişir tabii ki bu. Ben bilgisayar, telefon vesaire gibi şeyler için konuşurken sizin yaptığınız işte başka şeyler de olabilir. Öte yandan gelir vergisinde ödediğiniz diğer şeylerinde ben bu tarz bir vergi ödedim deyip onları da bir kısmını düşebiliyorsunuz. Tabii hepsini düşeceğinizde bir kanun yok, zaten öyle bir kural yok. Ama vergiden kaçınma yöntemleriyle, yani o verginizi düşürme imkanları var. Yani 138 vergi veriyorum diyen ya bu işlerden anlamıyordur, yani vergisini düşürmenin yöntemlerini bilmiyordur, ya da yalan söylüyordur arkadaşlar. En basitinden şey bu. Şimdi konuya dönecek olursak, çünkü bu başka bir konu, buraya, bu videonun konusu değil bu. Konuya dönecek olursak YouTuber'lar vergi veriyor arkadaşlar zaten. Vermemesi mümkün değil. Yani sizin, diyelim ki ben bu videoya bir reklam aldım. Dedim ki işte Nescafe geldi, şuraya bir bardak koydu. Özgür dedi al şu bardağı koy sen buraya. Senin çok takipçin var. Videolarını yüz binler izliyor. Herkes peşinde koşuyor. Uçuyor kaçıyor filan. Ki öyle değil ama. Diyelim ki öyle olduğunu varsayalım. O bardağı koy öyle. Biz de sana 10 bin lira para vereceğiz o bardağı koyman için. Tamam dedim ben de. Nescafe'ye okey dedik. Koyduk bardağımızı buraya. Şimdi peki soru şu. Ben o parayı nasıl alacağım Nescafe'den? Değil mi? Şimdi gidip de mesela böyle abi bana çantayla o parayı verin. Olmaz arkadaşlar. Böyle bir dünyaya, kurumsal şirketlerde böyle yapamazsınız. Nasıl yapılıyor? Bir sözleşme yapılır sizinle ilgili olarak. Ve o sözleşme karşılığında yapacağınız şeyler yazar. O sözleşmeye imza atarsınız. Daha sonra onun faturasını kesersiniz. O faturanın karşılığında da belli bir vade olur. Bu değişir. Hani kimisi hemen öder, kimisi bir ay sonra öder, kimisi iki ay sonra öder ama bir şekilde ödenir. O vade sonunda ne olur? Siz o parayı hesabınıza yatar ve böylece ne? İşlemi yapmış olursunuz. Yani şöyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani ben gittim çantayla parayı aldım geldim falan. Hani
Öyle bir şeyi yapan varsa o zaten suçtur. O başka bir konu. Maliyenin takip etmesi gereken ve mali bir suç olan bir konudur o. O başka bir konu. Ama normal yollarda bu işi yaptığınız zaman zaten vergi veriyorsunuz. Yani öyle ben hani gidip işte X markaya proje yaptım, Y markaya proje yaptım. Olayı yok. Ha neden projeden bahsediyorum bu arada? Çünkü şu anda YouTube'daki gelir modellerinin ağırlıklı olarak dayandığı taraf arkadaşlar projeler. Yani sizin bir videoda açıklamada işte şunun katkılarıyla hazırlanmıştır, şuna teşekkür ediyoruz. Hatta bazı videolarda ücretli tanıtım yazar. Şöyle sağda veya solda ücretli tanıtım falan diye yazar mesela. Onların tamamı projedir. Çünkü neden? YouTube, yani Google daha doğrusu Türkiye'de çok az bir para veriyor. Yani şöyle söyleyeyim ben kaba bir hesap yapayım. Çünkü bunları açıklamak yasak biliyorsunuz. Sadece ben kaba bir hesapla size söyleyebilirim. 1 milyon gösterim için YouTube'un verdiği para Türkiye'de yaklaşık 100 dolar. Amerika'da mesela bu rakamın 6-7 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Böyle bir bilgi var elimizde. Yani ülkeden ülkeye değişen bir durum söz konusu. O da biraz ülkedeki reklam potansiyeli ve diğer gelirlerle ilgili anladığım kadarıyla. Ya da Google öyle uygun görüyor bilemiyorum artık. Ama Türkiye'de 1 milyon gösterimi 100 dolar veriyor. Yani çok yüksek bir rakam değil. Öyle sanıldığı gibi hani bazen çünkü benim etrafımdaki insanlar da bunu yapıyor. İşte o 1 milyon izlenmiş işte şu X'in videosu o parayı kaldırmıştır. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Öyle parayı kaldırma tarzında bir dünya yok. Google'ın verdiği paralarla bence o videonun çekim maliyetini bile karşılayamazsınız. Onu ben açık ve net söyleyeyim size. Tabii ki çok izlenen videodan evet daha fazla para kazanırsınız ama onun da bir hani maliyeti var o videoyu çekmenin bir maliyeti var, üretmenin bir maliyeti var, yaymanın da bir maliyeti var bu arada. Sadece izletmek öyle kolay da olmuyor. Onun da bir maliyeti var. O yüzden o kadar kolay değil o işler. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. O bakımdan projeye yönelirseniz daha çok YouTube kanallarının yaptığı şeyler budur. Projeye yöneldiğiniz zaman da o zaman da tabii ki bir fatura kesmeniz ve bir şirket kurmanız ve bir iş yapıyor olmanız lazım. Öyle hani YouTuber para vergi verecek. Bugüne kadar vermiyor muydu arkadaşlar? Sizin banka hesabınıza 20 bin, 30 bin para girecek. Mutlaka sorulur bu. Bugün sorulmaz, 5 sene sonra sorulur. Çünkü bunları takip eden yapılar var Türkiye'de. Bunları takip eden kurumlar var, devlet kurumları. O paranın hesabı size sorulur. Nereden geldi bu para, kim yatırdı diye sorulur. Açıklayamazsınız da cezası vardır. Onu da söylemiş olayım. Yani velhasılı kelam YouTuber'a %38 geldi falan filan hikaye. Öyle bir şey yok. Zaten vermeleri gerekiyordu arkadaşlar. Muhtemelen veriyorlardı. Ama ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. İkide bir de böyle hani YouTuber'lar vergi verecek, vergi verecek. O versinler zaten bir sürü para kazanıyor. Ya zaten sizin bilmiyor olmanız onun vermediği anlamına gelmiyor arkadaşlar. YouTuber vermek zorundadır. Vermiyorsa vergi kaçırıyordur. O da suçtur. O başka bir şey. Yani bu videonun konusu o değil. O başka bir şey. Ama YouTuber vergi verecek. %38 vergi çıktı falan. Zaten o kadardı yani. Hani çıktı diye bir şey yok. Türkiye topraklarında bir şey üretiyorsanız, bir para kazanıyorsanız zaten vereceğiniz vergi %38'dir. Ha, sektörüne göre, durum konumuna göre vesaire göre değişir. Ha, bundan kaçınmanın yöntemleri de var. Devlet de bunları biliyor. Ona göre bir vergilendirme sistemi var zaten. Ama kağıt üzerindeki rakam zaten %38'dir arkadaşlar. O kadar verilmez. O kadar da veriyorsanız zaten sizde bir sıkıntı vardır. Onu da yasal yollarla düşürmenin yöntemleri de var. Yasal yollardan bahsediyorum bu arada. Yani masraf yapmak, masraf göstermek, işte girdi göstermek gibi birçok yöntem var arkadaşlar. Bunları da burada söylemiş olayım. YouTuberlar vergi veriyor mu? Ne kadar veriyor? Hepsini ve daha fazlasını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ha, sizin de bu konuyla ilgili fikriniz, görüşünüz, yorumunuz varsa bu videonun altında benimle paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz, yavaş yavaş kalabalıklaşıyoruz. Ama biraz daha desteğinize ihtiyacım var bu konuda. Bir 10.000'i görelim arkadaşlara. Şu an 5.200 civarındayız. Bir 10.000 yapalım şu kanalı. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. İstiyorsanız beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirseniz çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.